istersen bir türkü de senden alalım. Ondan sonra da birazdan bize nasıl ulaşırlar onların numarasını vereyim ben. Mezardaşıma
Ağzına yüreğine sağlık. Mesut kardeş daha Filiz Altınay sahne hayatına yıllar önce başlamış ama geri çekilmişti. Ses nasıl? Güzel. Bir ara emekliye ayrılmış. Sana dedim emekliye ayrılmak sana göre değil. Dön geri işine. Benim merak ettiğim neydi biliyor musun? Şimdi kliplerini izliyorum. Senin Mesut Salman, Mesut Salman. Mesut Salman nereli? Mesut Salman Malatya Arguvanlı. Arguvanlı değil mi? Evet. Bu İlyas Salman'la bir akrabalık var mı? Amca çocuklarıyız. Öyle mi? Evet. Çünkü hep soruyorlar. Şimdi bizim de fazla bir diyalogumuz yoktu. Akrabalıklar var mı? İşte ne soruyor falan diye soruyorlar. Dilek Salman'la irtibattayız da evet. Böyle bahsetmemiştim senden. Yani işte kimden nedir Dileğin diye. Annesiyle benim annem amca çocukları. Ha. Ne güzel. Amca kızları. Yani amca yine çocukları, amca yabancı kızları. Değilmiş yani evet, anladım. Yabancı değil. Yani İlyas Salman'la da amca çocukları. Tabii tabii. Diyorsun. Biraz da benzerlik var zaten. Andırıyor, bayağı andırıyor yani. Onun içinden gitmeye çalışıyoruz yani elimizden geldiği kadar nacizane. O Türk sineması sanatçısı, biz Türk halk müziği, tabii ki sinema müzik. Onun da albümleri vardı mesela. Onun da albümleri var, tabii var. 7-8 taneye yakın albümü var. Aynen, hem sinemayla hem de müzikle uğraştı evet. Biliyorum yani. Ama şimdi de tabii geriden gelen siz gibi değerli sanatçılarımıza, gençlerimize bıraktığı yolu sevgili İlyas Salman izliyorsa selam olsun, saygılar, selam sevgiler. Selam olsun buradan kendisine, ellerinden öpüyorum. Vallahi nacizane elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bu halkın kararı. Halk yani, zaten kararını vermiş. Ne kadar çok türkü, ne kadar çok güzel türkü söylersen söyle, bunun takdirini veren halk seni. Nasıl yani bir asansöre çıkınca 10. kata basıyorsun, çıkarıyor. Evet. Zemine bastığın zaman indiriyor. Halk seni çıkarmasını da bilir. Her zaman indirmesini de bilir. Aynen doğru, katılıyorum yani, sana. Çünkü halk seni bir yerlere kadar çıkarmış. Böyle sosyal paylaşım sitesinden takip ediyorum zaten. Mesut Salman bugün Kıbrıs'ta. Mesut Salman Avusturya'da. Mesut Salman inşallah nasip olursa. Vallahi, Allah Filiz Altınay'a da inşallah, inşallah. Onları nasip etsin bizi... yarabbi. Hayırlısı. Bana diyemiyorum çünkü ben bir sanatım yok. Gevezelim var sadece. İşte bu çeneyle biz bir yere gidemeyiz. Gittiğimiz yerlerde şey diyor, beraber mi sahne alacaksınız Hasan Bey? Hayır, ben menajerliğini yapıyorum Filiz Altınay'ın diyorum sadece. Ha, biz de sandık beraber okuyorsunuz falan evet. Türküleri. Yok, bağlama da çalıyor sanmışlar. Yok, çalamıyorum yani. Sadece playback yaparız. Bakarız ileriki zamana doğru. Saatimiz yeterse çalarız. Neyse, canlı bir şekilde o zaman biz yine Mesut Salman'dan dinliyoruz. Sevgili dostlar, sizler de yakalamışken Mesut Salman'ı, böyle genç kardeşimizi, istekleriniz için Kanal 28 bir boşluk 39-29'a gönderin. Ayrıca canlı telefon bağlantıları da 0212-549-56-33'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Vefasız yerlerde kaldı sözleri. Devir döndü, zaman döndü, sen döndün. Şaşı oldu ey bakmayı gözlerim, ne olur. Devir döndü, zaman döndü, sen döndün. Şaşı oldu ey bakmayı gözlerim gül yar. Devir döndü, zaman döndü, sen döndün. Senin gecelerde gözün vardı. Bizim evler engin idi, darıdı. Deli gönül nasıl senden farıdı, ne olur. Devir döndü, zaman döndü, sen döndün. Deli gönül nasıl senden farıdı Sami. Devir döndü, zaman döndü, sen döndün.
güneşin önünü sardı bulutlar. Boşa gitti o hayaller, umutlar. Bizim tavuk başka dama yumurtlar, ne olur. Devir döndü, zaman döndü, sen döndün. Bizim tavuk başka dama yumurtlar, ne olur. Devir döndü, zaman döndü, sen döndün. Kızıltığım çıkmaz oldu avazım. Parasız adamın ölmesi lazım. Kara kışım kaldı bahara yazım, ne olur. Devir döndü, zaman döndü, sen döndün. Kara kışım kaldı bahara yazım, hani. Devir döndü, zaman döndü, sen döndün. Kargışı bahar eden nefasız, çiğdem çiçek açtı hanı neredesin? Koyunlar kuzladı bahar enişti. Oy 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 oy. Derelerde sular coştu, neredesin yar yar? Neredesin yar yar? Neredesin yar yar? Neredesin? Derelerde sular coştu, neredesin sen sen? Neredesin sen sen? Neredesin sen sen? Neredesin sen?
ölümlerden döndüm soysuz. Neredesin yar yar, neredesin yar yar, neredesin yar yar, neredesin yar. Ölümlerden döndüm hanı, neredesin sen sen. Benim ömrüm geldi geçti, neredesin yar yar, neredesin yar yar, neredesin yar yar, neredesin. İnsan bu kadar mı yakışır sahneye ya? Şimdi şöyle düşünüyorum da, acaba diyorum böyle türküleri ben okumuş olsam nasıl bir sahne vermiş olurum izleyicilere? Şimdi mikrofonum açık mı? Açık. Şunu söyleyeyim de Hasan abicim, çok özür diliyorum, lafını bandan kestim. Bu söylediğim çok iyi iki eserde çok değerli halk ozanımız Ali Kızıltuğ'a ait. Buradan selam olsun Ali Kızıltuğ dedemize. Ellerinden öpüyorum. Çünkü ben herkesin türküsünü söylerim ve kime ait olduğunu da mutlaka söylerim yani. Zaten yazandan belli oluyor. Şimdi araya bir muhabbet girdiği zaman onu söyleyemiyorsun. Kendini ezik duruma düşüyorum. O yüzden çok özür diliyorum. Şimdi devam edebilirsin. Ne demek? Yok yok, iyi getirdin. Ali Kızıltuğ çok sevdiğimiz bir abimizdir. Zaten sevgili kardeşim Halil Ervan'la da çok iyi bir irtibatı vardır. Ali Kızıltuğ'un kankileri. Yani burada selam olsun. Halil Ervan'ın da selam var. Onlar da önceden tanışıyorlar zaten sevgili Ali Kızıltuğ'la kardeşim. Şimdi Ali Kızıltuğ'un çok eserleri vardır. Evet. Bazen dertli yazıyor, bazen de böyle mizahi şekilde yazıyor. Mesela geçenlerde bizim oğlan bir öküz çalmış, etini yemiş geberesice, gemiğini satmış. Ya biraz da hatırlarsın yani 87-88'lerde yani o albümünü bile bulamadım o zamanında. Piyangodan para vurdu mu la diyor, git diye. Hakim de gazeteler yazdı, mecbalar yazdı. Gazete ne dergiler söyledi, mecbalar yazdı. Gazetede resmim çıktı mı la küt diye. Yani gerçekten bazı eserleri hem dokunaklı, bazen de duygusal eserler yazıyor yani Ali Baba. Ben diyor stüdyoya girer albümü çıkarırım diyor, ondan sonra ben öyle bir hafta 10 gün uğraşmıyorum bir eser için diyor. Girip ondan sonra çıkıyorum diyor, doldurduğum şey. Yani dolduruyorum çıkıyorum diyor. Biraz önce okudum ya, güneşin önünü sardı bulutlar, boşa gitti o hayaller, umutlar. Bizim tavuk diyor başka dama yumurtlar. Devir döndü, zaman döndü, sen döndün. O çok yeni yazmış bunu. Ben de burada seslendirdim. Daha kimsenin albümünde yok bu eser. İyi getirmiş yani. Hani derler ya bizim orada yemleniyorum başkasının pinliğine yumurtluyorum aynen, falan. Aynen, gerçekten. İyi getirmiş. Hakikaten mizahi şekilde yazıyor ama ciddi anlamda da bir şeyler vurguluyor kendisi. Şimdi az önce dedim ya, acaba ben bir sanatçı olsam izleyiciye nasıl bir sahne çıkarım diye. Mustafa Hocam bendesin. Kulağını kapat istersen, ben türkü söyleyeyim bari. Sesim gider mi bilmiyorum. Hayır canım, sazla değil. Şimdi sahnem olursa ne olur? Ölümlerden ölüm. Döndüm miydi? Döndüm. Bu kadar ezberliyorum yani. Ama ses yok. Olsa becereceğim de ses yok. Sevgili dostlar. Yok abi yok. Ya kimisine çene vermiş, kimisine de böyle yetenek vermiş abi. Sami Bey. Neyse SMS'ler hemen okuyayım şurada. Mesaj numaralarını. Okuyayım ondan sonra yine verdim. Az önce verdik zaten. Merhaba Kanal 28 programınız Merhaba Kanal 28 programınız başarılar diliyoruz demişler. Filiz'e ve konuk sanatçınız Mesut Bey'e sıradaki türküyü istiyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Bize de ulaştıran herkese, bizlere ulaştıran herkese de teşekkür ediyoruz demiş. Tokat Mixer'dan kucaklar dolusu sevgiler Yusuf Çolak. Yusuf abi çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Bizim o Tokat Mixer temsilcisi, Anadolu ezgilerinin zaten. Farkında mısın? Babam bizi hiçbir programımıza yalnız bırakmıyor. İzleyiciler yok, bırakmıyor yani, sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olsunlar. Evet merhaba, Yavrasan ben Samsun Ladik'ten Muzaffer. Sıradaki türküyü Yılmaz ailesine armağan ediyorum. Konuğunuza da hoş geldiler diyorum. Saygılar. Saygılar bizden olsun Muzaffer abi. Neyse biz de sıradaki türküyü gönderiyoruz. Sevgili dostlar siz de. Bize ulaşmak için 0212 alan kodu 549 5633 canlı yayın telefonumuz. Ayrıca bir de SMS için Kanal 28 bir boşluk 3929'a gönderebilirsiniz. Birazdan da zaten bize gelen hediyelerimiz var. Onları da misketin hediyelerini takdim edeceğim. Anadolu'dan gelen hediyelerimiz var. Tabii ki onu da birazdan. Ne zaman? Biz bundan 3 hafta önce, daha doğrusu 26 bir ay oldu değil mi? 26 Ocak'ta
Tokat'a gittik, Başcivli'ye gittik. Orada kar festivalini görüntüledik. Kanal 28 ekibi olaraktan.